İsrail İstihbarat Teşkilatı, Mossad'la Milli İstihbarat Teşkilatı arasında yaşanan casusluk savaşı İstanbul'da 2021 Ekim'inde 15 casusun tutuklanmasıyla ortaya çıkmıştı. Katar'da faaliyet gösteren El Cezire Televizyonu, son yılların en heyecanlı istihbarat savaşını belgeseline konu etti. Ekim 2021 İstanbul'da İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı öne sürülen 15 kişi tutuklandı. Türkiye Mossad'la Milli İstihbarat Teşkilatı arasında yaşanan istihbarat savaşından haberdar oldu. Peki MIT durumu nasıl fark etti? Mossad'ın yıllarca üstünde çalıştığı milyonlarca dolar kaynak akıttığı projesi bir operasyonda nasıl suya düştü? Katar'da faaliyet gösteren El Cezire Televizyonu'nun hazırladığı belgesele göre, Hamas hakkında bilgi arayan Mossad, Türkiye'de okuyan ihtiyaç sahibi Filistinli öğrencilere sosyal medya üzerinden ulaşıyor. Muhbirlik karşılığında 2000 ile 3000 dolar arasında her bir öğrenciye ödemeler yapıyordu. Ancak profillerde mesleklerin sıkça değiştiğini ve şüpheli yer paylaşımlarının yapıldığını fark eden Filistinli öğrenciler, hesaplardan şüphelenince güvenlik birimlerini bildirdi ve Milli İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın yanına çekemediği öğrencileri kendi saflarına kattı. Yanlış bilgiler vererek Mossad'ı 1,5 yıl boyunca oyaladı. Belgeselde konuşan Filistinli bir gencin anlattıklarına göre, Mossad ajanları istihbarat karşılığında öğrencilerin Avrupa'da istedikleri herhangi bir ülkeye yerleşmelerini de ödül olarak sunuyordu. İstanbul'daki İsviçre konsolosluğuna randevusuz giden bir genç 30 dakika içinde Filistin pasaportuyla İsviçre vizesi aldı. Ancak genç MIT'in talebi üzerine İsviçre'ye gitmedi ve Mossad'la iletişimi kesti. El Cezire iddiaya ilişkin İsviçre konsolosluğundan bilgi talep etti. Konsolosluksa yanıt vermedi. Belgesele konuşan başka bir genç ise Mossad ajanlarının Türkiye'ye gelmekten çekindiğini ve sıkça yurt dışında buluşma talep ettiklerini anlattı. MIT, Mossad'ın angaje ettiği casuslara gönderdiği paranın izini sürerek istihbarat sağlayan ajanları tek tek tespit etti. Bir bölümünü haber kaynağı yaptı, bir bölümünü ise tutukladı. Operasyonu bir adım öteye taşıyan MIT, sosyal medya üzerinden sahte bir öğrenci topluluğu kurdu. Amaç sahte hedefler oluşturarak Mossad'ı avlamaktı. Planladığı gibi de oldu. Mossad'ın safına kattığını düşündüğü öğrenciler MIT'e bilgi sağladı. Çok sayıda ajan bu sayede açığa çıktı. Ekim 2021'de 15 casus tutuklanarak cezaevine gönderildi.